Bismillahirrahmanirrahim. Nurul İzah derslerimize devam ediyoruz. Konumuz abdest. Faslun bir fasıl, neye dair bir fasıl? Fil vuzu'i abdeste dair bir fasıl, bir konu. Vuzu kelimesi ve lu'e yevlu'u yani 5. baptan mastar verimi midir? Erkanul vuzu'i abdestin rükünleri. Erkan, rüknün erkanın cemi mükesser, abdestin rükünleri, yani olmazsa olmaz maddeleri. Erkanul vuzu'i, abdestin rükünleri nedir? Erba'etün, dörttür. Rükün, bir şeyin hem geçerli olmasının şartıdır, hem de kendisinden bir parçadır. Onu da belirtmiş olalım. Yani rükünler olmadan yapılan şey geçersiz olur. Örneğin abdestin rükünlerinden birisi eksik olsa o abdest geçersizdir. Birinci özelliği budur rüknün. Rüknün diğer özelliği ise rükün aynı zamanda konumuz abdest mesela. Abdest alırken yapılması mecburi olan şeylerdir. Namazın rükünleri olsaydı namazın geçerli olması için gerekli şartlardandır. Aynı zamanda da namazın kendisiyle meydana geldiği şeylerdir. Rükünleri iki madde olarak değerlendirebiliyoruz. Vehiye o rükünler nedir? Feraizuhu. Aynı zamanda onun farzlarıdır. Abdestin farzlarıdır. Rükün ile farz burada aynı manada gelmekte. El evvelü birincisi dört tanedir dedik. Birincisi nedir? Veslül vecihi yüzün yıkanmasıdır. Vesl, vesele yevsilüden mastar gayrimimi ve hadduhu ve onun sınırı, tanımı yani. Dulen, had kelimesi hadde yehuddu haddun. Onun dahası hadede yehdüdü idgam vardır. Hadduhu, sınırın, yüzün sınırı, dulen, uzunlamasına sınırı. Dulen de dale yedulüden gelmekte. Dale de ecrefi vavidir. Da ve le. Yani uzunluk bakımından sınırı nedir? Min mebde'i sedhil cebheti alnın başlangıcından ila esferi zakni çenenin en altına değindir. Yani yüzün tanımı yapıyor. Yüz dediğimiz yer neresidir? Alnın başlangıcından çenenin altına dek olan yer uzunlamasına sınır bu şekildedir. Ve hadduhu arzan genişlemesine sınırı nedir? Ma o şeydir ki beyne şahmeteyil üzüneyni iki kulak yumuşağı arasıdır. Genişlemesine yanlamasına ise iki kulağın yumuşağı arasında kalan bölge yüzü oluşturmaktadır. Böylece hem genişlemesine hem uzunlamasına yüzün sınırları çizilmiştir. İşte veslül vecihi yüzün yıkanması derken buranın yıkanması gerekiyor. Buradan herhangi bir yer eksik olmamalı. Vesani ikincisi yani abdestin rükünlerinden, farzlarından ikinci madde nedir? Veslü yedeyhi iki elin yıkanmasıdır. Ma'a mirfegayhi iki dirseğiyle beraber. Yani dirseklerle birlikte ellerin yıkanmasıdır. Yedün yedani, yedeyni, yedeyhi. Ve salisu, üçüncüsü nedir? Farzların üçüncüsü. Gaslu ricleyhi, iki ayağın yıkanmasıdır. Ma'ke'beyhi, topuklarla birlikte. Ve rabi'u, abdestin farzlarının dördüncüsü nedir? Meshu rubu'i ra'sihi, başının dörtte birinin mesh edilmesidir. Mes etmek, ıslak eli çekmek demektir. Rubu' dörtte bir demektir. Humus beşte bir, südüs altıda bir şeklinde devam ediyor. Kesirli sayı. Sebebül vuzu'i, abdestin sebebi nedir? Abdest niye anlıyor? Ve sebebuhu ve onun sebebi, abdestin sebebi nedir? İstibahatu ma, o şeyin helal kılınmasıdır ki, yani mübah kılınmasıdır ki, La yahillu helal olmuyor illa bihi ancak kendisiyle yani abdestin kendisiyle helal oluyor. Demek ki abdestsiz yapılmayan bir şeyi yapmaya niyet ettiğimizde abdest almak farz oluyor. Sebebi budur. İstibaha bahadan geliyor. İstifal babından. Baha o da aslı bevehadır. Ve hüve o hükmuhu dünyeviyyü. O diyor dünyevi hükmüdür.
Ve hükmuhul uhraviyyü, uhravi yani ahiret hükmü ise nedir? Es-sevabu fil ahireti. Ahirette sevap kazanmaktır. Yani dünyadayken abdest almamızın iki sebebi var. Bir, dünya bakımından. Sebep nedir? Abdestsiz yapılamıyor. Örnek verelim, namaz kılmak. Namazı kılabilmek için abdest alıyoruz. Dünya menfaati diyelim, hükmü budur. Ahiretteki karşılığı ise sevaptır. Şurudu vücubil vuzu'i. Abdestin gerekli olmasının şartları. Yani abdest kime gerekir? Ve şartı vücubihi ve onun gerekli olmasının şartı nedir? El aklu, akıl. Bir kişi de önce akıl olmalıdır. Akıl yoksa bu kişinin abdest alması gerekmiyor. Vel bulugu ve bulug. Örnek nedir? Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunulabilir mi? Ergenlik çağına ermiş akıllı Müslüman kişi için abdestsiz Kur'an'a dokunmak yasaktır. Oysa ergenlik çağına ermeyen, atıyorum 6-7 yaşındaki bir çocuğun abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim'e dokunması caizdir. Vel İslamu ve İslam, yani Müslüman olmak. İslam, esleme üstümü İslam, ifal babından mastar ve Müslüman olmak şarttır. Ve gadratun, burada gidratun yazılmış. Aslında ve guduratun, güç yetirmek, ala isti'malil ma'i, suyu kullanmaya güç yetirmek. O su ki el kafi, yeterli. Ve vücudul hadesi ve abdestsizliğin bulunması. Ve ademul hayzı, hayız durumunda olmamak. Ve nifasi ve nifas durumunda olmamak. Ve zıykul vakti ve vaktin daralması. İşte bu şartlar olduğunda abdest almak gerekli oluyor. Vakit daraldığında dedi. Ezan okunduğu an abdest almak gerekli değildir. Çünkü hemen kılmak şart değil. Kişi belki bir saat sonra kılacak. Ama vaktin çıkmasına kısa bir süre kaldıysa artık abdesti alıp namazı kılmak kaçınılmaz olmuştur. Şurudu sıhhatil vuzu'i. Abdestin sıhhat şartları. Şartun şurutun cem-i mükesser biliyorsunuz. Ve şartu sıhhatihi ve onun sıhhatinin yani geçerli olmasının şartları nedir? Şartı nedir? Selasetün üçtür. Birincisi nedir? Umumul beşarati, abdest azalarının yıkanması. Bil ma'i, su ile. Öyle su ki eddahuri, temiz. Temiz su ile abdest azalarının yıkanması veya meshedilmesi, ne gerekiyorsa onun yapılması. Ve ikinci olarak inkıta'u ma, o şeyin kesilmesi ki yunafi, nefi diyor, bozuyor hi onu. Abdesti bozan bir şeyin kesilmesi gerekir. Örneğin kişi ne diyelim, bir yandan bevlederken bir yandan abdest almaya kalksa bu olmaz. Bir yandan yerlenirken bir yandan abdest alsa bu olmaz. Örnek vermiş. Min hayzin, hayızdan kesilmiş olmak. Ve nifasin, ve nifastan. Ve hadesin, ve hadesten. Ve zevalu ma, üçüncü madde geldi vav ile birlikte. Ve zevalu ma, o şeyin zail olması, yok olması ki yemne'u, mani oluyor. Vusulel ma'i, suyun ulaşmasına mani olan şeyin de yok olması gerekir. Bulunmaması gerekir. Nereye suyun ulaşmasına engel oluyor? İlel cesedi, bedene. Abdest alacağız. İşte örnek, kolumuzu yıkıyoruz ama kolumuzda bir madde var. O maddeden dolayı kolumuzun her tarafı yıkanamadı. Bu da engeldir. O şeyin zevali gerekiyor. Ne gibi? Ke şem'in. Şem' burada mum demektir. Ve şahmin ve iç yağı gibi. Bu vücutta işte örnek veriyoruz. Diyelim yüzümüzde birkaç damla mum vardır. İşte mum akmış, erimiştir, yüzümüzde duruyordur. Biz de yüzümüzü yıkadık. Abdest oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü mum su geçirmiyor. Ondan dolayı. Bunlar örnek. Örnekler arttırılabilir. Su geçirmeyen bir şey abdest azalarında bulunmaması gerekiyor. Faslun, bir fasıl. Neye dair bir fasıl? Fi temami ehkamil vuzu'i. Vuzu abdest demekti. Ehkam hükümler demek. Tamam, tamam demek. Fi hakkında, dair demek. Abdestin hükümlerinin tamamına dair bir konu. Yani tamam olması için gerekli olan diğer maddeler. Yecibu, gerekir. Gaslu zahiril lihyeti.
Gaslu yıkamak, zahir görünen demek. Lihye sakal demek. Kesseti sık, çok demek. Buna göre sık sakalın görünen kısmının yıkanması gerekir. Yecibu gerekir. Ne gerekir? Gaslu zahiril lihyetil kesseti, sık sakalın, yani yoğun sakalın görünen kısmının yıkanması gerekir. Fi asahhi esahta, yani fi asahhi ma, en sahih görüşte böyledir ki yufta bihi, onunla fetva veriliyor. Fetva verilen görüşe göre böyledir. Farklı görüşler de var yani. Ve yecibu, ve gerekir ne? İsalul ma'i, suyun ulaştırılması gerekir. İle beşeretil lihyetil hafifeti. Lihye sakal demekti. Hafife kessenin zıttı. Hafif, yani çok da sık olmayan, çok da yoğun olmayan demektir. Buna göre sık olmayan sakalın altına, yani oradaki deriye suyun ulaştırılması gerekir. Ve la yecibu, gerekmez. İsalül ma'i, suyun ulaştırılması, nereye ulaştırılması? İlel müstersili, sarkanlara, mine şa'ri, saçtan. Saçtan aşağı doğru sarkan diğer saç tanelerine suyun ulaştırılması gerekmez. An dairetil vecihi, yüz dairesinden, yüz kısmından. Ve la yine gerekmez, yani suyu ulaştırmak gerekmez. Buradaki vela şu demek: la yecibu bu isalül ma'i demek. Suyun ulaştırılması gerekmez. İle ma, o yere ki inketeme, gizlendi, örtündü. Mine şefeteyni, iki dudaktan. İndel inzimami, kapattığı esnada. Buna göre dudaklar, yani konuşurken normalde dudaklarda bir, ne diyelim, ince ten, bir kırmızı nokta var, kırmızı bölge vardır. Dudaklarımızı tam kapattığımızda, sıktığımızda o bölgeler ne oluyor? Kapanmış oluyor. İşte oradan bahsediyor. Velev inzammetil esabiu, parmaklar birbirine yapışsa, ev veyahut dale uzasa, ne zufru tırnak, tırnak uzamış olsa, ise bu durumda gatta gizlemiş olsa, neyi en mülete, parmak uçlarını, tırnaklar uzamış uzamış, yani biraz uzamış, dolayısıyla parmak uçları biraz gizli kalmış, örtülmüş. Ev veyahut da kâne fihi ma, kâne olsa, fihi abdest azalarında, ma o şey ki yemne'u, mani oluyor, el ma'e suya, suya mani oluyor ulaşmasına yani. Ne gibi? Ke acinin, hamur gibi. Bu durumda ne olur? Recebe vacip olur. Gaslü ma, o şeyin yıkanması ki tahtahu, onun altındadır. Yani altta kalan gizli kısmın yıkanması gerekir. Ve la yemne'u, mani olmaz. Ed-deranu, deran. Deran burada pislik manasında. Yani kir. Ve hur'ul-beravisi, pirenin pisliği. Ve nahvuha, ve benzer şeyler. Ne anladık burada? Pire pisliği olsun, kir olsun ve benzeri şeyler olsun. Bunlar abdeste mani değildir. Ve bu gerekir ne? Tahriku, hareketlendirmek, hareket ettirmek. El hatemi zayyiki, hatem yüzük demektir. Zayyik da dar demektir. Dar, yüzüğün hareket ettirilmesi, kımıldatılması gerekir. Yani parmakta bulunan dar bir yüzük var. Altına su geçmesi zor ihtimal gibi gözüküyor. Bu durumda yüzüğün hareket ettirilmesi, altına suyun gitmesine, ulaşmasına çalışmak gerekir. Lev zarra, şayet zarar verirse, hu ona, kişiye yani, ne zarar verirse, gaslu şukuki riclihi, şukuk yarıklar, yaralar demek, ayaklarda oluşan yarıklar. Şukuki ricleyhi, ayaklarda bulunan yarıklar. Ayakların yarıklarını yıkamak zarar veriyorsa kişiye, caze caiz olur ne? İmrarul ma'i, suyun akıtılması. Ne üzerinden? Ale deva'i, deva yani ilaç üzerine. Ellezi, o ilaç ki, veza'a, koyduhu o ilacı. Kim koydu? Hüve, o kişi koydu. Nereye koydu? Fiha, oraya. Yani ayağına koydu. Ayağına bir ilaç koyuyorsun, üzerinden su akıtıyorsun bu şekilde.
Ve la yu'adu iade edilmez, yani tekrar edilmez. Ne el meshu mes iade edilmez. Ve la el gaslu yıkamak da iade edilmez. Nerede? Ala mevzi'i şa'i, şa'i saç demek. Mevzi konum demek. Kesilen saç bölgesinin tekrar yıkanması, mesh edilmesi gerekmez. Ba'de halbihi tıraştan sonra, onu kestikten sonra. Başımızı mesh etmişiz, abdest almışız. Aradan yarım saat geçmiş. İşte gitmişiz bir kuaföre, saçımızı kestirdik. Ne oldu? Daha önce yarım saat önce saçlarımızı mesh etmiştik. Yani başı mesh ediyorsun ama sonuçta elin saçına değiyor. Saçını kestirdin. Bu durumda tekrar yani mesh etmek, iade etmek gerekir mi? Gerekmez. Çünkü buradaki maksat saçı değildi zaten. Velel gaslu yıkanmak da, yani yıkamak da iade edilmez. Bir gassi zufrihi, tırnağını kısaltmak sebebiyle. Ve şaribihi, bıyığını kısaltmaktan ötürü. Yani bir gassi şaribihi demektir. Gas kısaltmak demek. Bıyığını kısaltmaktan dolayı da tekrar yıkamak gerekmez. Faslun, bir fasıl. Neye dair? Fi beyani sünenil vuzu'i. Abdestin sünnetlerinin beyanına dair bir konu. Sünen kelimesi, sünnet kelimesinin cemi mükesseridir. Yusennu sünnet olur. Fil vuzu'i abdeste. Abdeste sünnettir. Ne? Semaniyete aşara 18 şeyen şey. 18 şey abdestin sünnetini teşkil etmektedir. 1, 1, 2, 3 diye saymıyor. Direkt konuya giriş oluyor. Gaslül yedeyni, iki elin yıkanması. Yedün bir el, yedani iki el, yedeyni tesniyenin cer ve nasb hali oluşuyor bu şekilde. Gaslül muzaaf olduğundan cer hali ya iledir. Yedeyni, iki elin yıkanması. Nerede yıkanacak bu iki el? İler rusugayni, bileklere dek. Yani parmak ucundan başlanacak ta dirseklere dek, pardon, bilek mi dedim, dirseklere dek yıkanması gerekiyor. Sünnetlerine devam ediyoruz. Et tesmiyetü besmele çekmek iptidaen, başlangıçta. Başlangıç anda, yani abdeste başlamadan önce besmele çekmek de sünnettir. Yani daha ne sünnettir? Es-sivaku, misvak kullanmak. Fibtidaihi, evvelde, abdeste başlangıçta. Diyelim ki yok. Az sonra gelecek zaten. Lev olsa da bil isba'i, parmak ile olsa da, yani parmak ile misvaklamak, parmağı misvak konumunda kullanmak. İnde faktihi, hi sivaka gitmekte. Fakt kaybolmak, hi sivak. Misvağın olmaması, kaybolması durumunda parmak ile olsa da misvaklamak. Vel mazmazatu, mazmaza yapmak. Mazmaza ağzı suyla doldurmak demektir. Ağzı çalkalamak suyla. Selasen 3 defa. Velev bi garfetin. Bir avuç su ile olsa da. Vel istinşaku, istinşak yapmak. İstinşak da burnu suyla doldurmak, burnu su ile çalkalamak. Bi selasi garfatin. 3 avuç su ile, farklı farklı su ile. Vel mübalağatü, ve mübalağa yapmak, yani iyice yapmak, işin üzerine abanmak. Fil mazmazati, mazmaza hususunda, ve fil istinşak demek bu da, ve istinşak hususunda mübalağa yapmak. Ligayri saimi, oruçsuz kişi için böyledir. Kişi oruçluysa abartılı bir şekilde burnuna su çekmek, ağza su doldurmak doğru olmayabilir. Birazdan gelebilir, bakalım. Ve tahlilul lihyeti, tahlil, hallele yuhallilu tahlilun, sef'il babından hilallemek demek. Tahlil, hilallemek, iyice, çokça ovmak demek. Tahlilul lihye, lihye sakal demekti. El kesse çok demek, sık demek. Sık sakalın tahlil, yani hilallenmesi, iyice ovalanması. Ne ile? Bi kefi ma'in, bir avuç su ile. Min esfeliha, sakalın altından beri yapılır bu. Ve tahlilül esabi'i, parmakların hilallenmesi, ovalanması. Bu da diğer bir sünnet.
Ve teslisul gasli, yıkamayı 3 defa yapmak, üçlemek, bu da yine diğer bir sünnet. Ve isti'abur ra'si, başı kaplama mesh etmek, bil meshi merraten, bir kere başı kaplama mesh yapmak. Ve meshul üzüneyni, üzünün üzünen üzüneyni, kulaklar demek, iki kulağı mesh etmek. Ve lev bima'i ra'si, başın suyu ile olsa da, yani başı mesh ettik ondan elimizde kalan suyla olsa da. Ve delkü, ovalamak. Ve vilâ'u, peş peşe yapmak. Ve niyetü, niyet etmek. Ve tertibu, tertibe uymak, sıraya uymak. Ne gibi? Kemâ nassa Allahu Teala fi kitabihi, Allah Teala'nın kitabında geçtiği gibi. Sıraya uymak yani. Abdestin bir sırası vardır. Önce ayağı yıkayalım, sonra başı mesh edelim. Daha sonra yüzü yıkarız şeklinde yapmak sünnete aykırıdır. Yoksa Hanefi'ye göre yine de geçerlidir. Çünkü abdestin farzları arasında, Hanefi'ye göre konuşuyoruz, abdestin farzları arasında sıraya riayet etmek yoktur. Hangi sıradan bahsediyoruz? Ayette geçen sıra. Hangi ayettir o? Ya eyyühellezine amenu izâ gumtum. Ey iman edenler, kalktığınız zaman, ile salati, namaza, yani namaz için kalktığınız zaman, fâsilû yıkayın. Neyi? Vucûheküm, yüzlerinizi. Sonra ve eydiyeküm, ve ellerinizi yıkayın. İlel merâfigî vemsahû bir usikum ve ercülüküm ilel ke'beyn. Yani abdestin farzları nerede geçiyor? Neyle sabit? Ayetle sabittir. Ayetteki sıraya uyarak yapılması da sünnettir diyor Hanefi mezhebi. Oysa Şafii'ye göre bu farzdır. Diğer bir farz da niyettir. Yani Şafii'ye göre abdestin farzı 6'dır. Bu saydığımız 4 madde ilave olarak sıraya göre yapmak ve niyet etmek de farzdır. Devam edelim. Vel büdâetü bil meyâmini. Büdâe başlamak. Meyâmin, yeminün meyâminün, sağ demek. Yani sağ taraftan başlamak. Ve daha parmak uçlarından başlamak. Ru'usul esabi'en. Ru'usul esabi'en. Ve mukaddemir ra'si, başın ön tarafından başlamak. Yani mesh o şekilde. Ve meshur rakabeti. Rakabe ense demektir. Ensenin mesh edilmesi de yine sünnettir. Lel hulgumi, boğaz demek. Hulgum, boğazı mesh etmek sünnet değildir. Ve bile denildi ki, yani zayıf bir görüş, innel erba'ate, muhakkak ki dört, hangi dört? El ehirate, son sayılan dört madde nedir? Müstehabbetun, müstehaptır. Müstehabbeten yazsa da yanlış yazılmıştır. İnne ismini nasbeder, o da el erba'atedir. El ehira onun sıfatıdır, haberde müstehap kelimesidir. Faslun, bir konu. Neye dair bir konu? Fi adabil vuzu'i, abdestin edeplerine dair bir konu. Min adabil vuzu'i, abdestin edeplerindendir. Ne? Erba'ete aşara şey'en, 14 şey. Onlar sayıyor şimdi. El cülusu, oturmak. Celesi, yeclüsten maslar. Fi mekanin, bir mekanda oturmak. Öyle mekan ki mürtefe'in, yüksek, rafa'dan, sıfay. Ve istikbalul kıbleti, kıbleye yönelmek, kıbleye doğru abdest almak. İstikbal kelimesi gabile yegbeludan, istifal babından gelmektedir. Ve ademul isti'aneti, yardım almamak, bigayrihi, başkasından. Yani kendi yardımınla, kendi gücünle abdesti alacaksın diyor. Ve ademu tekellumi, ve konuşmamak. Neyle? Bi kelamin nasi, insanların sözleriyle, insanların sözüyle konuşmamak. Yani ne diyelim, abdeste çekilecek besmeleler, dualar dışında dünyalık konuşmamak. Vel cem'u, cem etmek, yani birlikte yapmak. Beyne niyetil kalbi, kalbi niyet ile, ve fi'lil lisani, lisan fiili. Yani hem kalpten hem de dil ile niyet yapmak, ama bunları cem etmek, aynı anda yapmaya çalışmak. Ve dua'u, ve dua okumak. Bil me'suri, rivayet edilmiş, aktarılmış duaları okumak.
Bu dualar yani zayıf olduğunu daha önce bidat hakkındaki yazımızda belirtmiştik. Ve tesmiyetu ve besmele çekmek inde kulli uzvin her uzuvda besmele çekmek. Ve idhalu khinsarihi küçük parmağını sokmak nereye? Fi simahi üzüneyhi iki kulağının işte deliklerine küçük parmağını sokmak. Ve tahriku hareket ettirmek demek. Hatem yüzük demek. Tahriku hatemihi yüzüğünü hareket ettirmek. Örizik ki bu el vasi'i vasi'i geniş demek. Geniş yüzüğünü hareket ettirmek. Vel mezmazatu ve mazmaza yapmak. Vel istinşaku ve istinşak yapmak. Mazmaza ve istinşak daha önce geçmişti. Neyle ama bunları yapacağız? Bil yedil yumna sağ el ile yapmak. Vel imtihadu sümkürmek bil yusra sol el ile. Ve tevazzu'u abdest almak gable duhuli vakti. Vaktin girmesinden önce abdest almak da yine nedir? Abdestin edeplerindendir ama kim için? Ligayril özürlü kişi için değil yani. Özürlü kişiden başkası için. Özürlü olmayanlar için. Buradaki özürden maksat ne olduğu da önemli tabii. Bu da fıkhi bir terimdir. Kişi hastadır. Sürekli bir tarafından kan akabilir, irin akabilir, işte bevli olabilir, sürekli yellenebilir. Bu tür şeyleri özür olarak, mazeret olarak değerlendiriyoruz. Fıkıhta özür bu demek. Vel ityanu söylemek bir şehadeteyni iki şehadet kelimesini söylemek ba'dehu abdestten sonra kıbleye doğru yönelerek ayaktayken kelime-i şehadeti söylemek. Bununla ilgili Müslim hadisi vardır. Ve en yeşrabe ve içmek min fazli. Buradaki fazıl bakiye manasında kalan demek. Min fazlil vuzui. Abdestten geriye kalandan içmek. Yani elimizde diyelim bir kap var. İçinde 3-4 litre su var. Abdest aldık. Geriye birazcık kaldı. O kaptaki sudan içmek diyor. Edeptir. Gaimen ayaktayken. Ve yegule ve demek. Allahümme ey Allah'ım ic'al yap ni beni minet sevvabine çok tövbe edenlerden yap. Çok tövbe eden kişilere dahil olayım ben de. Ve ic'al yine yap ni beni minel mudahhirine çok temizlenenlerden. Temizlenenlerden o yap beni olayım. Faslun bir fasıl bir konu neye dair bir konu? Fi mekruhatil vuzu'i. Vuzu abdest demektir. Mekruhat, mekruhetun, mekruhatun. Mekruhlar demek. Abdestin mekruhlarına dair bir konu. Ve yukrahu ve mekruh olur. Mekruhtur lil mütevazı'i. Abdest alan kişi için mekruhtur ne? Sittetu eşya altı şey. Birincisi el israfu israf yapmak. Filmai su konusunda yani suyu fazlaca harcamak. Ne olur? Caminin önünde musluklar vardır. Kişi avucunu su doldurmuştur. Yüzünü yıkıyordur. Su ama hala akıyor önden. İşte ayaklarını yıkıyor. Sonuna kadar musluğu açmış gibi. Yani israf yapılmamalı. Ve takdiru fihi ve suda az ile yetinmek. Yani bu da israfın tam zıttı. Orta yol değil de zıttı. Suyu çok az kullanmak. Yüzü yıkamak gerekirken kişi yıkamak yerine adeta yüzünü mesh ediyor. Elinde o kadar az su var. Bu da yine mekruhat, mekruhtur. Ve zarbul vecihi ve yüze vurmak bihi onunla yani su ile avucumuzu su doldurmuşuz. Yüzümüzü yıkamaya doğru ellerimizi yukarı doğru kaldırırken suyu pat diye yüzümüze atıyoruz. Vuruyoruz. Bu da nedir? Mekruhtur. Ve tekellümü ve konuşmak da mekruhtur. Bir kelamin nasıl insanların sözleriyle. Ve isti'anetü ve yardım istemek de mekruhtur bi gayrihi kendisinden başkası. Yani başkasından yardım dilemek de mekruhtur. Min gayri üzrin özür olmaksızın. Kişinin bir özrü, bir sakatlığı, bir hastalığı, rahatsızlığı varsa o zaman mekruh olmayacaktır. Ve teslisu, üçlemek demek. Teslisul meshi, üçlemek. 3 defa mesh yapmak neyle? Bir ma'in celidin yeni su ile.
Bu sona geçen testisül mesh bi ma'in cididin meragül fellahta ve tahavi haşiyesinde yer almamaktadır. Faslun fi eksamil vuzu'i, burada kalalım. Önümüzdeki video inşallah buradan başlarız.